hormon seviyelerini ve ultrasonografik görüntülerini nüfus kağıdı gibi bir yere koysunlar. Şimdi tedavi bölümüne geleceğim. Artık programın da sonuna geliyoruz. Siz genel cerrahi uzmanısınız. Sizin branşınızda bir kere ameliyat ne zaman gerekiyor vakalara? Ameliyat dışında ne tür tedavi seçenekleri var? Tiroid kanserinde ve ameliyat teknolojisinde de gelişmeler var. Artık herhalde robotla da yapılıyor tiroid ameliyatları. Evet. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii tiroid kanserinin tedavisi tiroidin tamamının çıkarılması. Ama türlerine göre bazı özellikle bu papiller tip ve medüller tip dediklerimizde lenf bezi metastazı da söz konusu olabileceği için eğer hastalık varsa lenf bezlerinin de bu şekilde çıkarılması gerekiyor ki lenf bezinin hastalıklı olup olmadığını görmek de yine o demin çok üzerinde durduğumuz radyoloğun önemli tecrübelerinden bir tanesi. Yani onu da mutlaka edinmek gerekiyor. Hangi lenf bezi hastalıklı? Bunlarla birlikte çıkartıldıktan sonra yine ileri vakalarda ki bunlar aşağı yukarı 1 santimden büyük hasta tümörlerde ve lenf bezi metastazı yapmış olanlarda nükleer tıp uzmanlarınca radyoaktif iyot tedavisi dediğimiz bir tedavi de uygulanıyor. Bu bir ek tedavi. Her hastaya gerekmiyor ama gerektiği zaman yapılması gerekiyor. Hastalar bundan biraz çekiniyorlar, işte kurşun oda diyorlar filan. Biraz da şehir efsanesi halinde karanlık odaya kadar iş ilerledi. Yok işte 3 gün yemek vermiyorlarmış falan, böyle bir şey yok. Normal bir hasta odası, sadece dışarıyla bağlantısı yok. Dışarıyla bağlantısının olmaması da dışarıdaki insanların tiroidlerini korumak için. Yani hastanın saldığı radyasyonda etrafta sağlam tiroidleri korumak için hastayı tecrit ediyoruz. Yoksa öyle yemek verilmediği karanlık bir oda falan söz konusu değil. Ama neler duyuyoruz? İnanılmaz yani şeyler geliyor. Hastalar birbirlerine neler anlatıyorlar bazen. Onun için bu iki tedaviyi uyguluyoruz. Tiroid kanserinin cerrahiye bir alternatifi yok. Yani tiroid kanserinin tedavisi cerrahi. Ama onun dışında teknolojinin getirdiği bir takım tedavideki cerrahi tedavide alternatifler var. Klasik yöntemde işte 6-8 santimlik bir kesiyle yapılır. Biz 2000'li yılların başında bu minimal invaziv dediğimiz küçük 2-2,5 santimden bunu yapmaya başladık. Yine 2 yıl evvel ben ilk defa Türkiye'de robotik cerrahi yaptım tiroid için söylüyorum. Ki Avrupa'da da 3. vakaydı. onunla ilgili tabii hastaların tamamen kaygıları estetik olduğu zaman bir faydası var. Yoksa robotik cerrahinin de minimal invaziv cerrahinin de daha başarılı olduğu veya daha iyi kanserle ilgili sonuçlar alındığını söylemek söz konusu değil. Bunlar sadece estetik kaygıyla ve daha estetik olarak yapılmış ameliyatlardır. Birinde boynunda iz gözükmesini hasta hiçbir şekilde istemeyebilir. Çünkü işte sen ameliyat mı oldun sorusuna muhatap olmak istemeyebilir. Gayet haklı. Yani biz burada hasta haklarından konuşuyoruz. Tiroidde sıklıkça erkekte de kadında da görülebilen bir yerde. Dolayısıyla hastanın da bunun görülmesini arzu etmemesini de saygıyla karşılamak lazım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir Medikal'in daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz hem sevdiklerinize hem de size.